Herkese merhaba. Can Cortez'in 22. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nutella bisküvisinin tadına bakacağız. Ürünü açıkçası ben de ilk defa gördüm. File marketlerinde gördüm ürünü. Daha önce Nutella Go ve Nutella Be Ready'yi biliyordum ama bu ürünü ben de ilk defa gördüm dediğim gibi. Oraya da sanırım sınırlı sayıda gelmiş. Bitince bir daha getirmeyecekler. Aktüel bir ürün olarak gelmiş yani. Üründe yeni ibaresi var ama yaptığım araştırmada Almanya'da 2018'in başlarında satışa sunulduğunu gördüm. Nutella'nın resmi sitesinde de 2019 olarak gözüküyor ama İtalya ve Fransa'da piyasaya çıktığını belirtmişler orada. Ülkemizde zaten resmi satış yok. İtalya'dan ithal etmişler ürünü. Ürünün yurt dışı incelemeleri oldukça olumlu. Hatta ilk yılında 1 milyar adet satıldığını belirtmiş Nutella kendi orijinal sitesinde, resmi sitesinde. Ürünün paketine bakalım isterseniz. Silindir şeklinde. Böyle bir Pringles kutusunun küçüğünü düşünebilirsiniz. Biraz daha küçük versiyonunu düşünebilirsiniz. Nutella Biscuits demiş. Ferrero zaten ana markanın adı. Şurada bir kalp simgesi var. Şurada ürünün kalorisini belirtmiş. 100 gramda 513 kalori. Yüksek bir kalori. Ama normal. Çikolata ve bisküvin beraber olduğu bir ürün için normal. Paketin kapağında şöyle bir yine kalp var ve ne işareti var. Sonra şurada ne demişler? Ha, 18 ila 24 derece arasında sıcaklıkta tutun demişler. Yani oda sıcaklığı diyebiliriz. İçindekilere bakalım birazcık. %40 Nutella varmış. Yani ürünün neredeyse yarısı Nutella. Oldukça iyi bence. İçinde kaç adet varmış ona da bakalım. Evet. 12 bisküvi olduğunu söylüyor içinde. 166 gram toplamda. Hadi paketi açalım. Ben de tadını merak ediyorum. Plastik bir kapağı var. Altında alüminyum folyo var. Bunu da açalım. Güzel sıkı bir folyo ile kapatmışlar. Üzerinde kalp var. Evet, güzel bisküvi ve çikolata kokusu geldi. Hatta şöyle birkaç tane çıkartalım. Evet, tadına bakmaya hazırız. Şöyle yakından da göstereyim size. Yine ürünün üzerinde bir kalp var. N harfi var. Çevresine Nutella doldurmuşlar gibi. Şu üzerindeki böyle bir kapak gibi sanki. Isırınca belki daha net anlarız onu. Hareket ediyor zaten. Evet. Dediğim gibi. Bir kapak gibi. Önce bir ısırıp tadına bakalım. Ha, bu arada bisküvisi de tahıllı bir bisküviye benziyor. Böyle yakından belki daha net anlarsınız. Tahıllı bir bisküvi gibi. Bakalım tadı nasıl? Evet, bir tanesinin tadına baktım arkadaşlar. Tadı gerçekten çok lezzetli. Bisküvisi öyle tam tahıllı ama çok ağır bir bisküvi değil. Hafif bir bisküvi. İçerisindeki Nutella oldukça bol, akışkan. Bir de şehir efsanesi gibi gelir ama yurt dışından gelen Nutellalar gerçekten, İtalyan Nutellalar gerçekten tadı çok daha iyi oluyor. Şekeri Türkiye'dekiler gibi yüksek olmuyor. Benim özellikle kendi damak tadıma göre çok daha iyi diyebilirim. Şu ikincisini de tadalım ama şöyle kapağını çıkarmak istiyorum sizin için. İçindeki Nutella'yı göstermek amacıyla. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet, oldu. Böyle bir kremalı bisküviyi ayırıyormuş gibi oluyor. Evet. Ya zaten %40 Nutella olduğu içeriğinde yazıyor. Yani ürünün yarısı neredeyse Nutella. Yani acayip bir şekilde dolu içi gördüğünüz gibi. Şurada sadece bir Nutella'nın tadına bakacağım. Aradaki farkı daha net anlamak için. Evet, gerçekten Türkiye'de normal kavanozda satılan Nutella'dan çok daha farklı. Dediğim gibi daha az şekeri var. Daha farklı bir dokusu var. Bence çok daha güzel. Evet arkadaşlar, ürünü ben çok beğendim. Yani Nutella'lı bisküvi
Çok güzel uyum sağlamış. Zaten Nutella Go denediyseniz o grisini gibi içinde olan var ya, onunla da çok güzel uyum sağlıyordu zaten. Bu da bence çok güzel uyum sağlamış. Evet, ürün güzel güzel ama tekrar alır mıyım? Tekrar alamam arkadaşlar. Dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Yani ürün fiyatı 29 lira 90 kuruş. İnanılmaz yüksek bir fiyatı var. Ha, ürünü bu arada internette 50-60 lira gibi abartı fiyatlara satanlar da var. Ama bilginiz olsun tekrar. File marketlerde ürün 29 lira 90 kuruş. Dediğim gibi yine de çok pahalı bir ürün. Her zaman alınabilecek bir ürün değil. Ben fiyatı dışında her şeyi sevdim. Türkiye'de de ilk kez incelemiş olduk bu ürünü. Kontrol ettim YouTube'dan. Siz de destek olup abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.